TRTspor.com'dan 1. Lig'den merhaba sevgili izleyenler. PTT 1. Lig'de 7. hafta geride kaldı. Biz de Sinan Tural'la birlikte haftayı değerlendireceğiz bugün. Sinan hoş geldin. Adana Demirspor, Karabükspor. Adana Demirspor iyi bir başlangıç yapmıştı lige ama son 3 haftadır iyi sonuçlar alamıyor. Karabükspor'a 3-1 mağlup oldular. Bu arada geçen hafta içerisinde Karabükspor'da teknik direktör Hüseyin Kalpar görevini bırakmıştı. Yerine de Elvir Baliç geldi. Yani Hüseyin Hoca ile oyuncu grubunun sorun yaşadığı ortadaydı. Güçlü bir kadro, beklenen oyunu oynayamıyordu. Belki 11 puan toplamıştı ama yeni kurulan bir kadro için kötü değil. Ama bu maçların çoğunda puan kaybedebilirdi. Yani 11 puan alamayabilirdi oyunun karşılığı olarak. Dolayısıyla yollar ayrıldı. Biraz sürpriz bir isim oldu Elvir Baliç. Yakından beklenmeyen bir isim aslında. Yani Türkiye'de bir teknik direktör teknik adamlık tecrübesi yok. Ama tabii ki Türkiye'de uzun yıllar forma giydi. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Bursaspor'da, Ankara Gücü'nde pek çok takımda, İstanbulspor'da oynadı. Önemli bir futbolcuydu. Büyük çıkışlar yaşamış, büyük düşüşler yaşamış bir futbolcuydu. Son 4 yıl işte 2010-2014 arası Safesus için Bosna Milli Takımı'na yardımcısıydı. Orayla teknik adamlar başladı. Bakalım nasıl bir teknik adam profili izleyeceğiz, görmek lazım. Bu maçta bir etkisi yoktu tabii ki. Zaten olamazdı öyle. Takımın başında da çıkmadı zaten. Ama maça gelirsek Adana Demirspor dediğin gibi 3 hafta oldu. 7 puan kaybetti. Bu 7 puanın ikisi evinde. Yani 2 yenilgi aldı evinde üst üste. 4 hafta çok iyi başlangıç yaptı. Sonra birden düşüşe geçti. Tabii ki yeni kurulan kadro orada bunlar olabilir ama olmaması gerektiği kadar kırılgan bir yapısı var bir takımın. Onu bir söylemek lazım. Bu maça iyi başladı ama. Yani çok etkili başladı Adana Demirspor. Golü de buldu. Evet. 1-0 oldu. Burak çok güzel bir gol attı. Çaprazdan düşen bir top. Harika bir gol attı. Onun arkasından da geliyordu. Çok coşkuluydu. İşte Hüseyin Kalan'ın pozisyonu var. Net. 6 pastan karşı karşıya dışarı attı. Ondan sonra İşte Hakan Ceylan bir penaltı verdi. Yani Karabükspor penaltı kazanmadı. Yani bu son dönemde görülen en komik, en absürt penaltı kararlarından biri oldu bu. 1-1 olunca bu defa Karabük toparlandı. Ondan sonra da maçın çok büyük bölümünü, bunlar erken oldu tabii ki maçta, çok büyük bölümünü Karabükspor üstün götürdü. Yani net ağırlığını koydu. Adana Demirspor çok demoralize oldu bu andan itibaren ve Karabükspor milli araya girerken hoca değişimin verdiği motivasyonla iyi bir oyun oynadı. Maçı da aldı bu anlamda. Çok kopabilirdi. Eğer bu maçı Adana Demirspor alsaydı ciddi bir yara alırdı üst taraf için. Şimdi ne oldu? 15-14-14 puanlar. Diğer takımlarda puan kaybettiği haftada en iyi galibiyeti alan takım Karabükspor oldu onlar için. Şimdi Adana Demirspor milli maç arası onlara çok iyi geldi. Yani tam. Yoksa bu düşüş devam etse hemen arkasından bu defa başka şeyler tartışılmaya başlanır. Şimdi milli aradan sonra lig tam anlamıyla artık durdurak bilmeden devam edecek. Tabii ki Adana Demirspor yine ilk ikinin de playoff'unda çok güçlü adayıdır. Karabükspor'da toparlanma ihtimali var. En azından bir süre yeni hocanın etkisiyle toparlanacaktır. Uzun sürüp sürmeyeceğinse tabii ki yeni teknik direktör Elvir Baliç'in becerisine bağlı.